Selamlar. Yine birazcık ara verdik. Bugün tekrar canlı yayındayız. İki konuğum var bugün. İkisi de çok değerli ressamlar. Birisi Nazım Mamadov, diğeri Ayşe Gürpınar. Niye ikisini birlikte konuk alıyorum? Çünkü bu hafta sonu, cumartesi günü ben şimdi bu arada sanatçımı gördüm. Onu yayına çağırırken anonsu yapmaya devam ediyorum. Nuroğlu Sanat Galerisi'nde bir sergi var. İkili bir sergi. Nazım Mamadov, Ayşe Gürpınar sergisi. Şimdi evet. Merhaba. Selamlar, Merhaba. merhabalar. İyi akşamlar. Ben kulaklık kullanıyorum. Aslında bazen iyi olabiliyor ama olmasa da oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Ben Ayşe Hanım'ı Artkontakt'tan beri ilk defa görüyorum. Tabii sizi de öyle Nazım Bey, ama sergi nedeniyle biz Nazım Bey'le biraz daha son dönemde irtibat halindeydik. Ama Ayşe Hanım'la bugün uzun aradan sonra konuşacağız. İyi akşamlar. Ben Nuroğlu Sanat Galerisi'ndeki cumartesi günü saat 17'de açılışı yapılacak olan serginin sanatçılarını ağırlıyorum bugün. Sevgili Ayşe Gürpınar ve çok değerli Nazım Mamadov, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bizim tanışmamız aslında çok eski değil. Ben fuarları biraz da böyle sanatçıları keşfetmek, tanımadıklarınızı tanımak, tanımadıklarınızın eserleriyle, orijinalleriyle orada karşılaşmak, karşılaşma yerleri diye de düşünürüm. Ben bu ikilinin sergisine girdiğimde çok, yani girer girmez müthiş etkilendim. Gerçekten göreceksiniz, arkada bakın şimdi Ayşe Gürpınar resmi var fonda. Ben hakikaten çok sevdim ve böyle bir şans verdiler bize, eksik olmasınlar. Bu hafta sonu saat 17'de cumartesi günü sergimizin açılışı var. Şimdi sizin birlikte çakışma yeri sanki özgeçmişlerden anladığım kadarıyla Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Evet, Şimdi doğru. ondan önce biraz daha böyle belki ikiniz için de geriye dönüp, hani resmin temel eğitimi nereden başladı, oradan almak istersek, önce isterseniz hoca olarak ben pek konuşmayacağım demiş olsa da Nazım Bey'e önce sözü verelim. Siz Azerbaycan kökenlisiniz değil mi? Evet, doğru. Oradan Türkiye'ye yol Evet. düşmüş. Bir onu alalım mı 90'ın oradan? alalım. Şöyle, Azerbaycan'da mezun olduktan sonra birkaç sene. Sonra 97'de başladım Erciyes Üniversitesi'ne. O zaman bir rahmetli dekanımız, Allah rahmet eylesin, çok değerli bir hocamız vardı. O oluşturuyorlardı böyle resim bölümünü. Yeni açılmıştı. Önce babam geldi. Onlar kurdular neredeyse 95'te. Sonra işte bir kadro oluşturmaya çalıştı. Öyle davetle geldik. Hala devam ediyoruz yani. Tabii eskisi gibi aktif olmasa da hala devam ediyorum Erciyes Üniversitesi'nde de. Evet. Yani Nazım Bey, azıcık daha sizi şöyle görüntüye alalım mı? Çok böyle kesiliyor yüzünüz. Biraz daha siz konuşurken en azından şöyle biraz daha iyi görelim. Evet, şimdi daha iyi. mi? Şimdi siz eğitimini, temel resim eğitimini Azerbaycan'da aldınız. Evet, Burada doğru. önce bir ressamlık mektebi, sonra Evet. Bakü Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Akademisi. Yani liseyi de mi sanat eğitimi olarak aldınız O Nazım Bey? aslında ressamlık mektebi şu an lise gibi, şeyindedir. Yani 4 sene eğitim alıyorsun orada. Ondan sonra iki seçenek var. Bir pedagojik, yani eğitim fakültesi veya akademi olarak. İşte akademiye devam edenler daha serbest sanatçı gibi çalışıyor. Yani pedagojik bir kariyer yapmıyor, yani akademik kariyer, daha çok kendi atölyelerini. Tabii ki o yıllarda biliyorsunuz Sovyetlerin bir desteği vardı. Bu devlet, Sovyet döneminde devletin desteği olduğu için, devlet siparişleri olduğu için o akademiden sonra Ressamlar Birliği diye bir
resmi kurum, devlet kurumu vardı. O çatı altında sanatçılar faaliyet gösteriyordu. Ama sizin ondan sonra yolunuz Türkiye'ye düştü. Evet, peki Erciyes Üniversitesi nasıl oldu? Erciyes Üniversitesi'nde babam da ressam benim. Evet, o daveti üzerine babam geldiler, onlar burada fakülteyi kurdular. 94'te açıldı, 95'te babam geldi. Bir daha bir hocayla beraber, birkaç da yerli hocalarla beraber o fakülteyi kurdular sayılır. Öyle olunca hadi işte baba oğul beraber çalışalım dedik. Böyle Türkiye'ye. Siz de geldiniz. Evet. Başka var mı ailede sanatla ya da resimle uğraşan? Var. Kardeşlerim de öyledir. Yani biri, kaç kardeş? Üç kardeşiz. Biri moda tasarımcısı, biri grafiker. Yani herkes o dönem bir yerde sanatla uğraşıyor. Herkes, evet. Şahane. Sonra Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptınız. Hocalıkta. Yüksek lisansı Azerbaycan'da yaptım. Direkt hoca olarak başladınız. Evet. Ne kadar sürdü hocalık? Çünkü artık siz yavaş yavaş Kayseri'den irtibatı kesip daha çok İzmir'e doğru, evet. Ki önden önce de İzmir'de zaten bulunuyordunuz. Tamamen neredeyse İzmir'e değil mi? Doğru yola çıkacaksınız, toparlanıyorsunuz. Evet, ne kadar sürdü bu durumda Kayseri macerası? Hali devam ediyor. 24. 25. sene gideceğiz. Ama işte çok olmuş. Evet, çok olmuş. Yani fakat birkaç sene önce, şimdi neden İzmir? Çünkü bazen oluyor da çekiyor, bir işler tutuyor, güzel gidiyor işler. İzmir'de işlerimiz çok güzel gitti. O yüzden şey yaptık, İzmir'e bir galeri açtık, hem atölye açtık. Rosso Art Space diye. Hatırlarsın seni fuarda o galeriyle. Evet, onunla katılmıştınız. Daha önce de Kayseri'de de böyle bir yerimiz vardı. Modern Sanat Akademisi olarak. İşte Ayşe Hanım'la Ayşe üniversitede mezun olduktan sonra orada beraber çalışmaya başladık. Ben şimdi o beraberliğin başlamasını merak ediyordum. Ayşe Hanım, size şöyle azıcık dönersek, şimdi sizi azıcık böyle ekrana doğru alalım. Şimdi sizin nasıl başladı? Yani Erciyes Üniversitesi'nde sanat eğitimi, resim eğitimi var ama daha öncesi nasıldı? Ailede başka sanatçılar da var bildiğim kadarıyla. Biraz da sizin böyle kısa resimle başlangıcınızı ve bugüne gelişinizi de azıcık öğrenelim. Tamamdır, hemen başlıyorum. Benim de ailemde aslında ilk önce dedemden geliyor. Dedem resim öğretmeniymiş. Oradan da hani babam aynı şekilde devam ettirmiş. Ben de küçük yaşta onun kendi atölyesinde bulunaraktan, hem de hani çocukken herkesin kadar hani ilgisi olduğu gibi ben de yavaş yavaş hani kendimce bir şeyler çiziyordum falan. Ama ailede hani böyle bir hani insanın babasının ressam olduğu vesaireyle ilgili çok hani bir fikir sahibi değildim ama ilerleyen süreçte bu sanatın hem genetiğinde hem de mutfağında bulunmuş oldum. Böylelikle Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim bölümüne kadar da bu serüven devam etti aslında. Siz orada mı yerleşiktiniz? Yani Kayseri miydi sizin yaşadığınız şehir? Evet, Kayseri'de yaşıyorum. Onun için Erciyes Üniversitesi evet, oldu. Kayserili misiniz? Evet, aslen Kayseriliyim. Ben de Kayseriliyim bu arada. Anne, baba, benim doğumum da Kayseri. Evet. Biz bayağı böyle... Sanattan uzak bir şehir olduğu için... Yani özellikle bu anlamda biz burada biraz yoksunluk çekiyoruz aslında bir nebze de. Keşke burada aslında olsa, ilgi olsa. Yani biz o yüzden Mosa'da da yıllarca Nazım Hocam'la bunun savaşını da verdik biraz. Bu şekilde bir düşüncemi de burada söylemiş olayım, belirtmek isterim. Evet, aslında bunu biliyoruz değil mi? Kayseri için tabii üniversitenin oradaki varlığı mutlaka şehre çok ciddi katkı yaptı değil mi Nazım Bey? Yani tabii bir şehirde yani, bir üniversite olması. 4 üniversite var Kayseri'de. Ama Erciyes bildiğim kadarıyla tabii, bunların yıl, içinde. Evet. İlk ve en büyük olanı. Ama ne kadar işte üniversitede olsa, 4'e de çıksa sayısı, demek ki bazı konuları aşmak biraz zor mu oluyor?
Zor oluyor. Zor, zor oluyor değil mi? Bir yani de, mesela özel galeri yok herhalde Kayseri'de, var mı? Valla ilk galeri biz açmıştık. Kayseri'de ilk galeri, ilk özel galeri bizimkiydi. 5 senede faaliyet gösterdik. Aslında o da bize şey oldu, bir tecrübe kazandırdı İzmir'e tabii şey yapmak için. Ya bayağı da güzel sergiler de açtık şeyde, Kayseri'de. İlgi vardı tabii ama işte bunun biliyorsunuz yani sanatçılara destek olmak lazım. Tabii. Yani şimdi bir satış olması lazım ki sanatçılar tabii bir şey olsun. Varlıklarını tabii sürdürebilsinler tabii ki, tabii ki. Biliyorum yani bunun, bu işin şeyi İstanbul, İzmir, Ankara 3 şehir var. Belki biraz Eskişehir. Aslında Mersin'de fena değildir. Antalya'da da oluyor bir şeyler. Tabii İzmir bile aslında Nazım Bey daha bizim umduğumuz ve hayal ettiğimizden geri de değil mi? Aslında mesela İzmir'de bile daha yüksek sayıda hem galeri hem sanatçı hem bu işlere ilgi olması beklenirken aslında İzmir bile çok da fazla, hani çok modern, çok entelektüel düzey anlamında birçok şehre göre çok yukarıda olmasına rağmen orada bile aslında biraz sıkıntı var diye biliyoruz. Siz ne dersiniz? Yani orada nasıl durumlar? Tabii İstanbul gibi değil yani. Değil mi? Tabii İstanbul gibi değil ama İzmir şehir olarak şeydir. Şöyle bir de Bakü'ye çok benziyor. Deniz var. Şimdi deniz olan yer başka bir şey. Yani deniz başka bir şeydir. De şey, iklim, insanların böyle rahat olması. Yani o, bir de böyle bir şey var. İnsan nasıl tutuyor ya, bak biz gittik İzmir, ilk günden itibaren şey geldi bize, iyi geldi, işler de iyi tuttu. Yani orada çalıştığımız dostlarımız galericiler var, galerilerle çalıştık, hep iyi gitti işler. Ne o güzel, yüzden kaç epeyce özel galeri var mı? Bir ara bayağı değil mi sayısı düşmüştü özel galerilerin. Sonra bir iki kurum orada önemli şeyler yaptı. Folk Art'ı biliyorum mesela ben. Şimdi galeri olarak İzmir'in durumu nedir Nazım Bey? Valla özel galeriler var. Ve var. Şey de, bayağı da aktifler aslında. Aktifler ama şeydir yani orada tabii şeydir. İstanbul kadar olmazsa da orada da satış oluyor yani aktifdir galeriler. Aktif, evet. Şehir sizin olarak, nerede şehir galeriniz İzmir'de tam olarak, yeri neresi? Bizim Karşıyaka Bostanlı'da. Geliriz yani, artık İzmir'e geldiğimizde. Tabii ki bekleriz inşallah. Çünkü inşallah siz artık bayağı değil mi burada toparlanıyorsunuz ve ya, İzmir yavaş 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 toparlanıyorsunuz. Peki Ayşe Hanım, siz geldiniz yani yaşadığınız şehirde Erciyes Üniversitesi'nde okudunuz, resim eğitimini aldınız, yüksek lisansınızı da yaptınız. Şimdi sanıyorum hem hocamla aynı atölyeyi paylaşıyorsunuz değil mi uzun süredir? Aynı zamanda da bu Rosso Sanat Galerisi'nin de eğitim ve sanat danışmanlığını da yapıyorsunuz. Şimdi bu sanat eğitimi vermekteydik. Aynı şekilde İzmir'de de bu devam edecek bir şekilde. Yani orası sadece sanat galerisi olmayacak. Aynen. Bizim hatta bir kitap projemiz bile var. Özellikle güzel sanatlara hazırlık öğrencileri için ya da ilgi duyan bireyler için daha önce Nazım Hocam'ın derlemiş olduğu bir yayın zaten vardı. Vardı biraz daha vardı. Gelişmiş versiyonuyla, yeni eklemeler ve düzenlemelerle, bir de bu şekilde bir hani eğitim ve sanat yayınları gibi bir şey de düşünüyoruz. Evet. Projelerimiz var. Çok süper. Yani şöyle söyleyeyim, ben ilave edeyim. Üç istikamet var. Biri evet, sergiler, biri eğitim, bir de yayın. Yayın evi gibi. Yani sanat. Ama çok değerli üç hedef tabii. Ben daha böyle galeri ağırlıklı bir yer gibi algılamıştım. İşin eğitim kısmı tabii ki devletin birçok okulu var, Güzel Sanatlar Fakültesi var ama bu tip özel eğitim yerlerini de ben çok önemsiyorum. Yani çünkü o uzun süreli sanat eğitimi alamayan, bir şekilde buralardan kendine yol bulmaya çalışan ve gerçekten de bulup çok da iyi varlık gösteren birçok insan biliyoruz. Onun için sanıyorum İzmir'de de böyle bir eğitim kurumuna ihtiyaç var demek ki, değil mi hocam?
Biz yani ilgi olduğu için biz de yapalım dedik. Tabii. Şey, iyi gidiyor. Yapacağız, daha da iyi yapacağız. İyisini yapacağız. Muhakkak. Muhakkak. İnanıyoruz o şeye. İnandığımız için de olacak diye düşünüyoruz. Evet. Sizin resimlerinize baktığımızda Nazım Bey, bana tabii biraz öykenizi çağrıştırıyor. Yani o tiplemeler, öyküler. Biraz resimlerinizi anlatır mısınız? Yani nasıldır Nazım Mamadov resimleri? Şimdi ben ikinizin resimlerinin de hani bizde bir şeyi vardır, hastasıyım lafı vardır. Hakikaten ikinizin resimleri de figür ağırlıklı ama birbirinden çok farklı, çok etkileyici. Siz nasıl tarif edersiniz resimlerinizi? Ya şimdi şöyle biz mesela biz bu İzmir'deki mekanı art sanat mekanı dedik. Şey olsa tek çatı altında. Tek çatı altında. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Kafamızda bir proje var. Eğitimle ilgili bir proje var. Bir resim tarz olarak da bir şey yapmak istiyoruz. Yani kendi şeyi, mesela bu ekolü devam ettirmek istiyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim. Zamanında ben biraz Moskova'da bulundum. Biraz Almanya'da. Bu şeylerin eski müzelerde restorasyon işleri falan. Şimdi biz şöyle, biz diyorum ki biliyorsunuz çok ilginç. Yani ben yeni eğitim, işte yeni eğitim, hem şey bu eğitim aldığım yıllarda soyut resim o kadar çok fazla değildi. Yani şimdi biraz şey olmuş, sanki terazi ters şey olmuş. Biz de dedik ki biz madem biz bu şeyi bu şekilde seviyoruz. Çünkü resim işi böyledir ya. Ne kadar samimi olsan soyut da olur, figüratif de olur. Fark yeter ki samimi olasın. Kesinlikle, tabii ki. O zaten yansıyor. Oradaki o enerji izlediğe yansıyor. Bir tek fırça sürüşü bile yeterli olabilir. Bir resimden büyük keyif almak için yeterli olabilir. Ama biz şimdi Ayşe'nin de şey, anlayış olarak böyle figüratif figür üzerinden gittiğimiz için bir de biz şöyle dedik. Biz eski teknikleri kullanalım. Şimdi ben bunu biraz eğitimli aldığım için mesela bu iki resim tekniği var. Böyle eski flaming bir de İtalyan tekniği. Biz onu günümüze şey yapıyoruz, taşımaya çalıştık. Yani o tekniği kullanıyoruz resimlerde. Orada çok katlar var, çok vernik katları var. Yani ama resim şey oluyor, yani 100 sene garanti durabilir, o şekilde bitmiş oluyor. Tabii ama çok etkileyici, çok akılda kalıcı. Bakın ben bir haftadır, 10 güne yakındır videoları döndürüyorum. Gerçekten geri dönüşler o kadarcık, kısacık videodan o kadar etkili ki resimlerin, renklerde zaten tekniğini tartışmamız mümkün değil sizlerle. İkiniz de akademik eğitimini almış, işte yüksek lisansını yapmış, hocalık yapan insanlarsınız. Teknik olarak biz hiç tartışamayız bile. Biz tabii ki bize sunulan noktada her ikinizin de gerçekten çok etkileyici, tırnak düzelteceğiz. Biraz bekleyelim. Evet, bir kopma oldu. Şimdi ben bunu yayını kesmeden yeniden onları yayına bağlamaya çalışacağım. Çünkü kesersek geri kalan bütün
kısım kayıt altına alınamadan kaybolacak. Bekleyelim, yeniden yayına bağlanacaklardır. Şimdi ben şöyle tekrar hatta bir şey göndereyim. Davet göndereyim. Tekrar yayını alalım. İnternetle ilgili bir kopukluk oldu. Şimdi bekleyelim. Herhalde yeniden bağlanacaklar. Bazen oluyor böyle. Maalesef internet nedeniyle yayının zaman zaman donduğu ya da koptuğu oluyor. Bakalım kesmeden devam etmeye çalışalım. Ben tekrar bir davet göndereyim ve bekleyelim bir geri dönüşü. Evet, Kayseri ile görüşüyoruz. Sevgili Nazım Mamadoğ ve Ayşe Gülpınar'la, onlarla cumartesi günü Nurol Sanat Galerisi'nde bir sergi açılışımız olacak. Ay sonuna kadar sürecek olan bir sergi açacağız. Resimlerinden konuşuyorduk. Şu anda Ayşe Gülpınar katılamıyor diyor. Biraz bekleyelim. Ben bu arada biraz sergiden söz edeyim. Başlangıçta söylediğim gibi biz Art Contact Sanat Fuarı'nda tanıştık. Rosso Art Space'in sahibi aynı zamanda Nazım Mamadoğ, İzmir'de bir sanat galerisi. Orayı temsilen fuara katılmışlardı. Gerçekten çok etkili resimler. Her ikisininki de. Çok beğendim girer girmez standlarını ve o karşılaşma bizi aldı buraya, bir sergi yapmaya kadar getirdi. Onun için heyecanlıyız. Cumartesi günü 8 Ekim Cumartesi günü Ankara Nurol Sanat Galerisi'nde birlikte ikili bir resim sergisine katılacaklar. Bizi kırmadılar, hazırlandılar uzun süredir bu sergiye. Ben de bu sohbetle onları size tanıtmak istedim. Her ikisi de şu anda Kayseri'deler ama Nazım Mamadoğ bir süre orada hocalık yaptı, uzunca bir süre. Ayşe Gülpınar da oradan mezun, yüksek lisansını yaptı. Ama şimdi artık İbre İzmir'e döndü. İzmir'de hem Rosso Art Space'de eğitim verecekler, sergilerini yapacaklar. Bir kitap hazırlanıyor. Sanat yayınlarını sürdürmek kararındalar aynı zamanda, biraz önce söyledikleri gibi. Ve tabii ki resim üretimi sergilerde sürecek. Ve biz de onlarla gerek sergilerde gerek fuarlarda karşılaşmaya devam edeceğiz. Ama bir sıkıntı var. Yeniden bağlanamıyorlar. Bir süre daha bekleyelim. Olmadı. Yayını belki de kesmek zorunda kalırız ama gene görüşmeye kalkışırsam yayın kopar ve geri kalan kısmı da kaydedemeyiz. Şöyle yapalım. Ben burada yayını bitireyim. Temel olarak çok kısa da olsa her iki sanatçımızla da bir görüşme sağlayabildik. Biraz çok fazla olmasa da onları tanımaya çalıştık. Şimdi ben bir kere daha bir davet göndereyim Ayşe Gürpınar'a ve katılması. Evet, şimdi tekrar. Evet, ben yayını kesmedim, bir sürü laf kalabalığı evet yaptım. Çünkü kestiğim anda geri kalan kısmı da kaydetme şansı olmayacaktı. İyi oldu. O arada ben kısa bir özet de yaptım. Şimdi ben aslında Ayşe Hanım demesem, Ayşe desem, çünkü Ayşe Gülpınar benim büyük oğlum. Oğlumla yaşıt yani. Dolayısıyla ben böyle Ayşe diyebileceğimi düşünüyorum. Bu Kayseri'de her ne kadar Kayseri bu sanat anlamında sizi çok mutlu edemediyse de eğitim anlamında üniversiteyle ilgili görüşlerin nedir? Yani en azından orada umduğunu bulabildin mi Ayşe? Yani orada gerçekten istediğin eğitimi aldığını düşünüyor musun Erciyes Üniversitesi'nde? Nasıl ortam üniversite orada?
Tabii ki kötü diyemezsin de değildir. Değildir de zaten yok, kötü olması yok. Mümkün değil tabii. Oradan çok sanatçı tanıyoruz. Sözünü unutma. Mahmut Karatoprak'la da biz bir sergi yaptık. Çok sever sayarız. Tuna Ferit oradaymış. Ben Tuna Ferit'le de bir sergi yapmak için çok heves ediyorum. Hatta ön görüşmeler yaptık ama bu sezona yetiştiremedik. Bir sonraki sezon için planlıyoruz. Var orada çok tanıdıklarımız ve nasıl bir ortam? Erciyes Üniversitesi ortamı, yani Güzel Sanatlar Fakültesi. Ses gelmiyor. Bir kapanma oldu herhalde seste. Şimdi yok, gene gelmiyor. Seste bir sıkıntı var. Şimdi oldu, şimdi duyuyorum. Ben çok memnun kaldım açıkçası aldığım eğitimden. İşin teorik kısmı olsun. Çok deneyimli hocalarımız sağ olsunlar güzel eğitimler verdi. Belki burada takip eden arkadaşlarım da vardır. Kendi dönemimdeki arkadaşlarım da hep... Ses gene kayboldu. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor galiba yine. Bir ara ara kesiliyor. Şimdi gene düzeldi. Evet. Yani diyorum ki üniversitenin sanat, yani buradaki sanat anlamındaki katkısı bence gayet iyi bir şekilde. Ben de hani kendi adıma aldığım eğitim kısmından hani memnun olduğumu düşünüyorum. Hatta böyle Cet Üniversitesi'ni denemek isteyen öğrenciler vesaire varsa, hani her ne kadar hani sanat kısmında şeyse de eğitim kısmında çok da hani yararlanabileceklerini söyleyebilirim o anlamda da. Değil mi? Tabii, tabii. Evet. Bir de ama şunu da ben değinmek istiyorum. Eğitim aslında bir şey değil. Bence çalışmak, yani aktif bir şekilde çalışmaktan geçiyor. Ben bunu hani yaşayarak öğrendim. Hani kendi deneyimim olduğu için de bunu üstüne bastırarak söylüyorum. Hem kendimden yaşça küçük olan arkadaşlara vesaire örnek olsun diye de. Yani bu süreçte mücadeleye bakıyor. Her ne kadar hani tabii. İşte sanatın durumu, yaşadığınız şehrin potansiyeli ya da eğitiminiz de olsa o kendi azminizle bence bir şeyleri değiştirdiğinize bakıyor. Ben mesela hani kesinlikle. Babam zaten resim içerisindeydi, ressam olarak burada faal bir şekilde devam ediyordu. Yani kendimde de hem oradan gelen kısmı kullandım hem de üzerine koyarak gitmek istedim. Hani sadece bir noktada kalmak istemedim. Bu yüzden de yani sadece okul, eğitim bir yere götürmüyor insanları. Hani sizin neler tabii, koyduğunuzla kesinlikle. İlgili bir süreç. Kısaca öyle tabii. Baştan beri böyle miydi resimler? Yani hep böyle mi çalıştın? İnanılmaz güzellikte. Yani gerçekten ben müthiş etkilendim resimlerden. Hep böyle miydi? Yoksa bir noktadan sonra mı değişti? Nasıl oldu? Bak birisi diyor ki ben de Erciyes Üniversitesi'nde okumaktan Ayşe Kaya mutluyum diyor. Evet. Evet. Şöyle çocuk resmi sanırım çok eski dönemden beri büyük ihtimalle var. Çünkü üniversiteye giriş sınavında da hatırlıyorum çocuk figürleri çalışarak girdiğim sınavda da aynı şekilde çizmiştim yetenek sınavlarında. Ama bunun tabii ki adını koyarak hani ben nasıl bir resim yapıyorum işte ben hep çocuk figürü yapacağım vesaire gibi bir bilinç oluşmamıştı. Hani biraz da öğrenci psikolojisiyle yaptığın işin tam anlamıyla ne yaptığına dair hani çok da net bir şeyler oturmamıştı kafama ama yüksek lisans eğitimi aldıkça hani biraz daha o konuda bilinçli olduğumu düşünüyorum. 2016 yılında anneannemi kaybetmiştim, vefat etmiştim. Evet, onu kaybetmenin verdiği bir hani üzüntüyle birlikte o dönem böyle geçmiş hatıralar, eski fotoğraflar. Evet, oradan evet, eski fotoğraflar bak, evet çok eski, evet, değil mi o işte, tip? Kendisinin de yaşadığı dönemde yani bizim kendi aramızda bir iletişimimiz vardı. Benim de hep eskiden olduğu hatıralarını paylaşırdı, anılarını vesaire. Hani onunla hem geçmiş hem de günümüz arasında bir bağlantı kurduğumu düşünüyordum.
Yaşarken de bir dönem onun kendi sini çizerek resimlerime başladı. Daha sonra da bu ilişkisi içerisinde geçmiş ve şimdi arasında bir bağlantı kurdum. Bunu da resimlerinde aslında bir tema olarak hep çocuk figürleri de olmuştu. Hem kendi deneyimlerimi hem de diğer insanların deneyimleri üzerine ortak bir hani perspektif yakalamaya çalıştım. Bazen de buna ulaştığımı düşünüyorum. Geri dönüşler oluyor, sergiler de olsa. İşte kimisi kendi çocukluğundan bir şey bulduğunu dile getiriyor. Kimisi hatta hani yakın zamanda hatta onu da söyleyeyim buradan da. Bir müşterimiz vardı. Eşinin çocukluğuna dair fotoğrafları kaybolmuş sanırım. Ona hediye etmek için böyle bir şey düşünce geliştirmiş. Hiç çocukluğuna dair fotoğraf, bir tane fotoğrafı varmış sanırım. Onun üzerine biz mesela kendisine özel bir sipariş oluşturduk falan. Böyle bir imkanı hani kendi yaşamındaki deneyimlere de bir anlamda katkıda bulunmuş oluyorum. Yani beni de tatmin ediyor. Biraz da ay gerçekten şimdi bak herhalde böyle şeyler, hikayeler beni müthiş. Daha çok etkiliyor. Resimlerimde de bunu devam ettiriyorum. Aynı zamanda. Böyle anlatınca bak şimdi ben resimlerin içine daha çok girdim ki orijinallerinin daha hepsini görmedim, fuardakileri biliyorum. Bugün işte 3 tane resim geldi. Gerçekten eskiyi de çok çağrıştıran, böyle asla çocuk resmi değil ama çok da çocuksu, çok hani kolay sevilebilecek mi diyeyim, yani hakikaten çok güzel resimler Ayşe. Ya benzer şeyler zaman zaman görmüşüzdür belki ama şimdi izleyiciler de sergi açıldığında bana hak verecekler. Gerçekten çok özgün. Yani mesela bu tarz resimler vardır. İşte görürüz, başkaları da evet yaparlar ama senin resimlerin çok özgün. Zaten Nazım Hocam çok daha belki bunu iyi ifade eder. Zaten resimde tabii ki sen de öyle. Bunu yakalamak birincil koşul değil mi? Yani o özgünlüğü yakalamak. Şimdi ben ikinizin resimlerine de baktığımda ikisi de ayrı ayrı gerçekten çok güzeller, çok yüksek başarılı. Yani artık olmuş, gerçekten oturmuş, hiçbir tereddüt olmayan bu konuda resimler. Birbirine çok benzemeyen ama çok iyi arkadaş ama çok hoş resimler. Yani seninkilerin tadı daha böyle. Nurgin var, Eskişehir'de okumuş, Bursa'da yaşıyor, seramik yapıyor. Mesela ben biraz onun seramiklerini senin resimlerinle, sanki böyle ikisi yan yana olsa çok tatlı olurlar gibi düşündüm. Ve öyküsü de sana benziyor Ayşe bu anlamda. Yani onun da çünkü ailesel etki fazla seramiklerinde ve işte böyle seninki gibi çocuk figürleri, böyle işte eve dair şeyler falan. Gerçekten biraz ihtiyacımız da var. Temin hocamın dediği gibi hiçbir resmi tabii çok ayırt edemeyiz. İşte soyut olan ya da figür olan o daha değerli, bu daha, öyle bir şey diyemeyiz ama artık biraz ruhumuzun da tabii ki her resme, her üretilene saygımız sonsuz ama biraz böyle insanın içine hoşluk veren, baktığımızda bizi iyi hissettirecek şeyler görmeye de toplumca tırnak içinde doğru, çok ihtiyacımız var değil mi Nazım Hocam? Doğru, tabii ki. Samimi olması gerekiyor resim. Tam evet. Olduktan sonra tabii biraz da teknik beceriye, o da önemli bir şey. O da ona eklenince güzel tabii oluyor. Kesinlikle. Ya samimiyet zaten hocam her anlamda, her alanda çok önemli. Yani değilseniz yaptığınız şeyde, bu resimde olabilir, herhangi başka bir alanda olabilir, zaten o samimiyet geçiyor karşıya. Bizim Adnan Turani ile bir sohbetimiz olmuştu ve ben ona demiştim ki hocam nasıl resim seçeceğiz? Yani hani resim alacağız, seçeceğiz değil mi? Duvarımızı asacağız. Şunu söylemişti. Yani bakın hoca bir sürü teknik kriter söyleyebilir ve hiç itiraz edemeyiz. Baktığında demişti, onu sevdinse ve ben bunu duvarıma asarım, buna bakarım diyorsan odur seçeceğin resim. Yani bu ille imza, ille
işte teknik ya da yüksek işte boya özelliği falan değil. Hakikaten samimiyet çok önemli bir şey. Şimdi bizdeki sergiden biraz söz edelim mi? 8 Ekim Cumartesi saat 17'de Nurol Sanat Galerisi'nde bu ikilinin o şahane resimlerini bir araya getireceğiz. Nasıl hazırlandınız sergiye hocam, Nazım hocam? Valla fuardan sonra tabii onu hemen bir not ettik. Tarih belli. O günden itibaren bir şekilde bu sergiye hazırlanacağız diye kafamızın bir kenarında vardı. Ya ara sıra işte daha hızlı. Belki biraz başka işlerden dolayı duraklama söz konusu olabilirdi. Ama işte şeydi. Yani aktif, yorucu oldu ama keyifli oldu. Yani yapabildiğimiz kadar şey yaptık. Ya biz de böyle aşağı yukarı kaçar resim olacak? Onu böyle planlayabildiniz ya, mi? Evet, işte aşağı yukarı toplamda 25-30 civarında. Ya artık ne kadar yetiştirebilirsek o kadar getiriyoruz. Ama işte orayı bir şekilde doldururuz düşünüyorum. Tabii ki. Ne zamandır birlikte sergiler açıyorsunuz? Yani bu fuardan önce de yine ikili çalışmalar var mıydı? Böyle bir bireysel, kişisel mutlaka vardır da. İzmir'de vardı. İstanbul'da da çalıştığımız bir galeri var. Artun Sanat Mezat Artun'un tek çatı altında. Çok sevdiğimiz dostlarımızdı. Biz onlarla çalışıyoruz İstanbul'da. Onlar şu anda mesela bir karma sergide eserlerimiz var. İşte İzmir'de açtık. Bir de şey oluyor mesela fuarda biz onu fark ettik. Kimse niye mesela böyle hadi karışık asalım dedik. Biraz standartın dışına çıksın. Mesela Ayşe dedi ki ya şu duvarı biz rosa kırmızı anlamına göre İtalyancı'da biz onu kırmızı yapalım duvarı. Ya kırmızı yaptık. Evet, kırmızıydı sizin duvarınız. Doğru. Duvarı kırmızı yapınca daha şey oldu. Daha renkli oldu. Biraz da şey yani o monotonluğu falan kırmak için. Yani böyle bir şey. Bir de şey sanki böyle iki kişinin hikayesi gibi. İnsanlar gezince biraz dolaştıktan sonra diyorlar şimdi artık anladık. Sizin resimler, Ayşe'nin resimleri. Öyle keyifli olur. Yani yoksa mesela o da yapabilirdi. Bir tarafta Ayşe, bir ses gene gitti. Ses gitti. Biraz devam edeceğiz bu şekilde yani. Bence çok iyi bir ikilisiniz. Yani mesela bu iki resim de çok iddialı. Yani hocam sizin resimleriniz de Ayşe'nin resimleri de kendi anlamında gerçekten iddialı, çok etkili. Böyle birdenbire durup da mesela sizin standın önünden geçerken fuarlarda biraz öyledir biliyorsunuz. Böyle hızlıca bazen geçilir. Zaman azdır. Bir de çok kalabalık olduğu için bir noktadan sonra yorulur zihin, göz ve evet hızlı geçersiniz. Ama mesela ben hiç sanmıyorum ki sizin standınızın önünden böyle geçip gidilsin. Çünkü gerçekten ikinizin de resimleri çok böyle kendini alıp çeken içine resimler. Mesela öyküleri Ayşe böyle ailesel tasarlıyorsun mutlaka. Onları diyelim ki bazı işte fotoğraflar falan da değil mi kullandığını söyledin. Var mı öyle? Daha eski çalışmalarımda daha hani kendime yakın çalışıyordum. Ama şimdi daha böyle yani herkese hitap etmesini amaç edinerek biraz daha orada tarzımı bir tık daha değiştirmiş olabilirim. Daha fazla renkli, daha objelerin yoğun olduğu, desenlerin fazla daha içerik olarak kullanıldığı bir hale geldi aslında. Bu da belki zamanla ilgili bir süreç. Yani benim kendi yaşantımla yani daha da ulaştığım insanlarla da ilgili olması dolayısıyla bu şekilde oldu. Evet. Peki bu yok çok kısa kısa biraz kesiliyor, problem değil. Boyut olarak nasıl seçiyorsun genelde? Yani büyük resimler mi çoğunluktadır genel olarak senin resminde? Nasıldır boyutları resimlerinin?
Ben daha rahat hissediyorum. O mekanın verdiği bir şeyi kullanıyorum açıkçası. Bir de çocuk figürü olduğu için benim için onu daha büyük ebatta yaptığım zaman etkileyici oranını daha çok olmuş oluyor. Hani direkt Evet. çocukla o iletişimi kurmuş oluyorsunuz. Yani bu da beni yani hoşuma giden bir kısım. Çünkü ben zaten onu istiyorum yani. İnsanlar hani dediniz ya hızlı hızlı geçiyor, gidiyor. Yani günümüz yaşantısı böyle. Ben de yani kendi hayatımda da çok yaşadığım şey bir şeylerin anlaşılmasını yani orada öylece durup hani geçmek yerine bir şeylerin düşünülmesini, üzerine konulmasını istiyorum. Bir yerde insanlarla o iletişimi kursun istiyorum. O yüzden de hani çocukların ebatları da resimle birlikte büyük çalışmada daha bir orantılı ve o istediğim şeyde daha iyi görünüyor. Bu Aslında anlamda hocam bu büyüdükçe resim daha içine alır sanki daha, ama büyük resmin tabii. çalışılması da daha zordur değil mi? Tabii. Ses gitti galiba. Şu an Ses geliyor mu? geliyor. Ses geliyor mu? Duyuyorum. Tamam. Duyuyorum. Geliyor, geliyor. Ya, Evet, geliyor, geliyor. büyük resim tabii Ben de genelde şey yani, oluyor galiba. çok keyifli. Büyük resim her zaman daha keyifli. Daha etkili. Tabii ki büyük resim şeydir. Fakat işte şeyi var. 1 metre üstüne çıkınca resim taşıma sorunu çıkıyor. Mesela Taşıması bir şey, evet. arabayı sığmıyor. Özel Tabii arabayı işin o kısmı da çok da sığmıyor. ihmal edilebilir bir durum değil tabii ki. İşte bugün aldık biz büyük resimleri. Böyle Hakikaten. şimdi küçük resimler de şeyidir. Yani çok böyle detay, ustalık yapıldıktan sonra onun da başka bir tadı var. Mesela Tabii. evlerde falan o da başka bir etki yaratıyor. Yani konuya göre Ayşe'nin resimleri tabii 1 metre yakın olunca güzel. Ses gene gitti birazcık. Sesi duyamıyorum. Şu an geliyor mu ses? Şimdi geliyor. Biraz kesilmişti. Evet. Ben de hemen mikrofona Hay Nazım yönelsem hocam herhalde konuşmayacağım dedi ama mikrofon onun benim konuşması için bence daha elverişli sesime bir durumda. Evet. Peki sonrasına dair başka ne planlar var? Şimdi tabii İzmir, orada işte galerinin, yayınının, işte yayınların, eğitimin planlaması yapıldı. Şimdi orası açık mı Nazım hocam? Açık. Gali açık. Açık. Şöyle bizi bekliyor. Ha. Kaybettim tek başına şu an yönetiyor. Yani orası ofis kısmı duruyor. İşte resimler asılı. Yani misafir Ha. gelince geri dönüyor. Fakat bizim bir an önce oraya gidip buradaki sistemi oraya artık şey yapmamız, faaliyete geçirmemiz lazım. Lazım. Her şey Peki hazır. düzenli sergiler yapacak mısınız? Böyle düzenli bir sergi programınız da olacak mı? Şöyle düşünüyoruz yani belki bir ticari galeri olarak çalışmayacağız. Yani böyle şimdi, ama şey güzel, seçkin yani böyle etkili, kaliteli böyle bir sergiler tabii ki düşünüyoruz yani. Düşünüyoruz. Orada Tabii, böyle değil mi? şeyi kullanacağız işte bir yurt dışı bağlantılarımızı falan belki sanatçılar getirmeye çalışacağız. Ki biraz Ya evet yeni o da bir durum. çok Yeni bir şey ziyar olsun. yer üniversiteler de yapıyor. Diğer bazı seramik sanatçıları özel çalıştaylar da yapıyor. Tabii böyle yurt dışı ile bağlantı konusu da önemli değil mi hocam? Yani Tabii oradaki ki. gelişmeleri taşımak Yani ne o kesinlikle. Çünkü yeni bir o insanların şeyi bakış açısı farklı. Ses gene gitti. Ses biraz gidip geliyor. Şimdi tekrar geldi. Evet, şimdi tekrar geldi. Evet. Valla ben çok sizlere iyi ki de işte diyorum ya fuarlar bazen böyle şeylere vesile.
tanımadığınız sanatçıları ya da eserleri yakından tanıma şansı veriyor. Ben onun için o fuarda sizleri tanıdığıma, sizlerle karşılaştığıma çok mutluyum. Şimdi bakın ne güzel cumartesi günü hem daha yakından tanışacağız, hem Ankaralı sanatseverler sizin eserlerinizi yakından tanıma imkanı bulacaklar. Şimdi zaten 5 dakikalık bir süremiz kaldı. Yayın böyle pat diye kesilmesin diye yavaş yavaş konuşmayı tamamlayacağız. Siz cumartesi erkenden mi yola çıkacaksınız? Erken. Yok, gece çıkacağız. Sabah erken. Gece. Gece çıkacağız sabah da. Ne zaman sizin için uygunsa o saatte galeride oluruz. Biz saat 9.30'da en geç galeride oluyoruz. Açıyoruz galerimizi. Cumartesi günü o zaman sabahı geri kalan bir kısım iş galeriye ulaştı. Şimdi geri kalan işlerle cumartesi günü sizleri bekliyoruz. Son olarak bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Ayşe'cim? Ses gene gitti. Sizi duyamadım. Teşekkür etmek istiyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. En azından biraz böyle teknik aksaklık da olsa sizleri, çünkü insanlar resimlerin yanında sanatçıları da tanımayı seviyorlar, yani istiyorlar. Onun için böyle çok uzun olmasa da sizleri tanıma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben de. Kayseri'ye çok sevgiler, selamlar Mahmut hocama, Tuna Bey'e, tanımasam da diğer bütün sanatçı dostlara, arkadaşlara. Efendim Ankaralı sanatseverleri de cumartesi günü saat 5'te Nurol Sanat Galerisi'ne bekliyoruz. Değerli Nazım Amado hocam ve Ayşegül Pınar'ın o şahane eserlerini görmek için bütün Ankara'yı Nurol Sanat Galerisi'ne bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi yolculuklar, görüşmek üzere, iyi yolculuklar diliyorum şimdiden. Cumartesi görüşeceğiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Hoşça kalın. Teşekkürler.